Sevgili izleyiciler, Bir Bunu Konuşalım programında daha sizlerle birlikteyiz bir cumartesi akşamı. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi Elazığ ve Kovancılar'da iş hayatında aktif olarak bulunan, uzun yıllarda yurt dışında kalan ve tekrar Türkiye'ye, Elazığ ve Kovancılar'a dönüş yapan iş insanı Sayın Abdullah Köse konuğumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ekran başında bütün izleyicilerimize de hayırlı akşamlar diliyorum. Abdullah Bey, aslında öncelikle kısaca izleyicilerimize sizi tanıtsak, burada olmuş olmadığınız için Türkiye'de uzun yıllar yoktunuz, uzaktaydınız, yurt dışındaydınız. Yurt dışında hangi ülkedeydiniz, ne zaman gittiniz, kaç yaşında gittiniz, ne kadar süre orada kaldınız? Evet, Esra Hanım, yurt dışına gitme senemiz 1995 senesi. Hı. Ve Almanya'nın Frankfurt kentine gidişimiz o yıllarda başladı. Akabinde tabii zor yıllardı. Biraz sizi geçmişe götüreceğim değerli izleyicilerimizden beraber. İlk etapta tabii buradan aldığımız bir altyapı vardı. Bu konuda tabii rahmetli babamıza her zaman minnettarız. Mekanı cennet olsun. Babamız burada tabii yapı sektöründe genelde, yapı inşaat sektöründeydi. Ama ben buradan oraya giderken bu sektörü değiştireceğime dair kendime bir ad etmiştim. Ve dolayısıyla farklı bir istikamete doğru, ailede olmayan mesleki açıdan gıda sektörüne ve restoran sektörüne niyet gösterdik. Tabii bunun için epey bir öğrenim görmekle mesleki açıdan gördükten sonra da yaklaşık 5 sene sonra da ilk iş yerimizi sene 2002 ilk iş yerimizi açma şerefini yaşadık. Sene 2002. Yaklaşık 20 sene aşkın sene Abdullah oldu. Abdullah Bey, kaç yılında gittiniz? Kaç yaşındaydınız? Esra Hanım, gittiğim sene 1995'te 16 yaşına yaklaşık 7 gün kala. O zaman Almanya'nın tanıdığı bir hak vardı tabii. Davetiye yoluyla Almanya'ya giriş hakkı veriliyordu. Dolayısıyla ben de öğrenci olarak yurt dışına gittim. İlk gittim. Yani ya zaten öğrenci ya da iş hayatına atılacaktım. Tabii anne ve babanın burada olma münasebetiyle oradaki belli zorlukların da getirisiyle okumayı bir tarafa bırakmak durumunda kaldık ve iş hayatına bu şekilde ilk adımımızı atmış olduk. O yıllara baktığınızda, o zaman o süreçteyken gidenlerle bugün gidenler arasında farklılık var mı? Hani Türkiye'de birçok şey değişti biliyoruz. Yurt dışında da yine öyle. Hem siyasi olsun hem ekonomik dengeler olsun. Günümüzde her şey değişti, teknoloji değişti. Her şeyde farklılaşmalar var. Geçmişte Türkiye'den ve aynı şekilde Elazığ bölgesinden de biliyoruz ki yurt dışına giden çok fazla gurbetçi olmuş. Evet. Eğitim yoluyla da gitmek daha kolaymış, çalışmak için gitmek de daha kolaymış. Bugün birazcık daha şartlar tabii zor geçmişe göre baktığımızda. Kesinlikle, tabii. Bunun kıyasını yaparsanız, bugün yurt dışına gitmek isteyen gençlere, yurt dışındaki o yıllara baktığınızda, geçmişe döndüğünüzde, bugün gidenler için ne dersiniz? Ve 16-17 yaşında hani gidip de ticarete atılmaya nasıl karar verdiniz? Evet. Şimdi onu şöyle açıklayayım. Tabii bugün tesadüf belki bugün bu konuyu masada 3-5 arkadaşımla bunu konu da etmiştik. Ben belli zorluklardan bahsederken bir iki tebessümle de karşılaştım aynı zamanda. Bazen başarıyı getiren insanların özellikle yurt dışında bizim bir başarı hikayemiz tabii ki var. Var ama çok ciddi bedeli de var. Bazen onu anlatmak o kadar zor ki insanlara ne kadar zorluğu anlatırsanız da onlar bugünkü koşullarınızı, bugün bindiğiniz aracı, ekonomik durumunuzu göz önünde bulundurarak o kötü senaryoları dinlemek istemiyorlar. Bunu anlatmakta cidden zorluk çekiyoruz. Evet. Ama şunu söyleyebilirim, gene de ben bunu söyleme gereği duyuyorum. Şimdi yurt dışında ben şahsen çok ciddi bedelini ödedim. Yani örneğin 27 sene kaldım ve geldiğimde
her şeyden değerli babamı maalesef o istediğim zamanı, istediğim o birçok mutluluğu bir arada yaşama fırsatı maalesef bulamadım. İşte bedeli örneğin bir aile bedeli. Keza gene tabii yurt dışına gittiğiniz zaman belki ne kadar doğru olur kıyaslaması bilmiyorum ama ben şöyle söyleyeyim. Bugünün ülkemizdeki Suriyeliler neyse, bugün nasıl bakış açımız neyse, inanın o zamanki bize bakış açıları da çok yani Almanların ya da Almanya'daki tabii genelleme yapmayalım, istisnalar her zaman vardır. Çok duyarlı, çok iyi, gerçekten de Almanları da tanıdık, çok iyi arkadaşlıklar da edindik. Ama genelde bize de bakış açıları, bugün bizim Suriyelilere bakış açımızın hemen hemen benzeriydi. Şöyle bir empati yaparsak ne kadar zorluklar, yani bugün biz Suriye'ye nasıl bakıyorsak onların da bize bakış açısı öyleyse, vatandaşlarımızın böyle bir empati yapmasına ihtiyaç var diye düşünüyorum. Zor yani. Biz oraya gittik, evet, zor şartlarda, zor koşullarda belki bir şeyler kazandık ama bedeli ağır olmuştur. Bunu bugün bu program zaten yetmez. Çünkü şöyle, ben kısa bir dedeme o zamanki ilk 5 seneyi anlattığımda, mekanı cennet olsun onda, gözyaşının süzüldüğünü fark etmiştim. Çok zordu. Yani tabii ki insanımız bugünü görmek istediği için, bugüne baktığı için o zorlukları bizim anlatmamız bazen zor oluyor. Ama bedeli, zorlukları çok ciddi olmuştur. Şu da var tabii, böyle istisna başarısı olan insanlar da vardır. Ben elhamdülillah, ben ve kardeşlerim, tabii benden sonra kardeşlerim de yurt dışına geldiler. Değerli abim Abdülsamet Köse, keza Burhan Köse. Bizim aile yapımız çok güçlüdür. Babamızdan aldığımız gerçekten bu konuda ne yapsak azdır babamız için. Bize çok ciddi bir altyapı verdi aile bağı anlamında. Dolayısıyla böyle istisna durumlar vardır tabii. Genelde ben şuna çok şahit oldum. Çok insanın maalesef hapislere girdiğini, hiçbir şey kazanmadan geri geldiğini, kocaman hayatlarının yok olduğunu ben bizzat şahidi oldum. Öyle az da değil. Yani 10 kişiden 8'in kesinlikle çok ciddi anlamda negatif şekilde ülkeye geri dönüşlerini herhalde vatandaşlarımız da görmüşlerdir, yaşamışlardır. Gerek köylerinde, ilçelerinde, ilde, yani her anlamda bu söylediklerimi teyit ederler diye düşünüyorum. Çok istisna başarılar vardır. Bunlardan elhamdülillah biz de bunlardan biriyiz. Orada şu anki iş alanımız, yeri gelmiş ki onu da isterseniz konu edeyim. Evet. Şimdi Esra Hanım, biz orada tabii 2002 senesinde ilk marketi açtım ve tabii 20 yaşındayım. Baba yok, anne yok, abi yok. Orada akrabalarınız ve yakınlarınız var mıydı Abdullah Bey, yoksa siz sadece eğitim aracılığıyla gittiniz, hiç tanıdık kimse olmadan mı devam ettiniz? Şimdi Esra Hanım, ben oradaki tabii bir, ben hem okudum hem çalıştım. Yani bireysel olarak söyleyeyim. Evet. Bunu iki şeyi aynı anda yürütmek kolay değildi. Evet. Gerçekten bu anlamda elhamdülillah bir eksiklik kendimde görmedim, hissetmiyorum. Çünkü ne günümüz koşullarından uzak kaldım, ne siyasete uzak kaldım. Günümüzün gerçeklerinden hiçbir zaman uzak kalmadım. Kendim açımdan bunu söylüyorum. Şeye de gelince Esam, akrabalara gelince var. Bizim çok değerli orada akrabalarımız vardı. Zaten rahmetli babam bu vesileyle bizi gönderdi. Evet. Gerek isimlerini de anmış olalım. Her zaman bu fırsat olmaz. İbrahim Çimen Bey Efendi ve İrfan Çimen Bey Efendi, halamızın oğulları. Babam onlara güvenerek bizi gönderdi. Dolayısıyla bizi ilk ağırlayan, ilk bir eve sokan, ilk bir işe vesile olan kendileridir. Bu konuda kendilerine müteşekkirim gerçekten.
Ondan sonra aslında biz yürüdük, yük olmadan yürüdük elhamdülillah. Orada bugünlere gıda sektörü geldik. Market dediniz Abdullah Bey. Evet. Market ve sadece gıda sektöründe mi varsınız? Esra'nın biz tabii şu an dışarıda yaptığımız işlerde genelde vatandaşlarımız belki bu konuda da biraz bir bilgilendirmeye ihtiyaç var. Market ve restoran alanındayız biz. Tabii o günleri anlatırken öyle 2-3 kelimeyle özetle kolay değil. Yeni bir sektördü bizim için. Yeni hani gıda, market ve restoran hiç bilmediğiniz zaman bazen bunu 10 sene okumak lazım ki iyi bir yurt içini söylemiyorum. Yurt dışında bu anlamda hizmet vermek kolay olmasa gerek. Dolayısıyla orada ciddi bir altyapı oluşturup 5 sene sonrası 1995'ten 2002 7 sene zarfında ciddi bir altyapı alarak market ve restoran alanına geçtik. Ben şöyle bir şeyim de var. Bu konuda geçti. Ahmet Beyler çok değerli abim. Abdullah Bey burada işte gene iş alanında konuşuyoruz. Ya işte domates fabrikası kurmak fikri. Peki domatesi de üretirsek, yani fabrika domates üreticisinin aynı zamanda müşterisi olursa çok anlamlı olur ve müşteri aramamış olursun. Yani domates üreticisi olup da aynı zamanda domates salçası fabrikası açarsanız. Ben ona o zaman şunu anlatmıştım. Ahmet Bey, ben bunu zaten 2002 senesinde Almanya'da ilk market açtığımda, marketin akabinde kısa bir zaman sonra restorantı aynı bu şekilde. Yani marketin müşterisi restorantır tabii ki. Evet. Dolayısıyla biz marketten sonra restorant alanına bir sene sonra geçtik. Değerli abim Abu Samet Kese gene söylemiş olayım, anmış olayım kendisini. Ve Burhan Köse kardeşim, onların da gelmesiyle beraber yaklaşık 20 senedir iş alanımız devam ediyor, iş yerlerimiz devam ediyor. Türkiye'ye geldiniz, evet. Geldikten sonra Elazığ ve Kovancılar, biliyoruz ki önce göçmenler dediniz konuya başladığınız zaman da. Biz her zaman için şunu duacısıyız. Allah kimseyi önce vatansız etmesin. Amin. Yapılan her işte aslında bu topraklarda yapılan her iş elbette bu topraklar üzerinde yaşayan, havasından, suyundan faydalanan herkes için hizmettir. Ve birazcık daha gen haritasımıza da baktığımız zaman zaten biz birçok ülkeye göre çok daha misafirperver, çok daha koruyucu ve kollayıcıyız. Bu bizim hem kültürümüzden gelen, geçmişten hem de inancımızla birleştiği zaman zaten merhamet duygumuz da çok fazladır. Evet. Bu tarafa baktığımızda sizin orada, ben Kovancılar ve Elazığ'a geleceğim ama gelmeden önce oradaki marketlerinizde ve restoranlarda çalışanlar, hemşehrileriniz mi? Biraz da kendi insanlar da bunu merak ederler. Hani orada yurt dışında olan Türkler iş yeri açarlar. Burada kimler çalışır? Hani evet. Almanya'da çalışanlar da elbette o ülkenin havasından, suyundan faydalanan, yine aynı şekilde orada yaşayan insanlardır. Katkı sağlanır. Neredeyseniz orası sizin artık vatanınız oluyor baktığımız zaman. Evet. Ama orada da çalışırken hani Türkiye'den gelen gurbetçiler midir, öğrenciler midir? Nasıldır veya oranın kendi vatandaşı mıdır? Şimdi Esra Hanım, tabii orada iyi oldu değinmeniz. Çalışanlarımızın büyük oranda bizim gene memleket insanı. Yani biz memleket ayırmıyoruz, Türkiye'mizin farklı yerlerinden, farklı şehirlerinden. Ama hemşericiliği de severiz. Hani hemşericilik kesinlikle var ama bu kesinlikle var. Tabii ki hemşireleri de Allah eksik etmesin, akrabaları, evet. Hemşireleri. Ama aynı zamanda tabii iş istihdamımız geniş olduğu için sadece hemşire ile yetinmiyoruz. Aynı zamanda biraz da değişik şehirlerimizden de eleman alımlarımız oluyor. Dolayısıyla çalışanlarımızın büyük bir oranı genelde bizim memleket insanı gene. Ondan sonra şeye de gelince, yani tükettiğimiz ürünler de esasen genelde zaten gene memleketimizden ihracat yoluyla Almanya'ya gelen, yani %90 abartmadan söylüyorum.
tükettiğimiz ürünlerin de gene %90'ı Türkiye'mizden, güzel vatanımızdan ihracat yoluyla gelen ürünleri tüketiyoruz orada. Yani bu anlamda da ülkemize çok ciddi katkımızın olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlarımız bunu bazen göz ardı eder ama gerçekten bu anlamda da, yani örneğin 230 milyar dolar eğer dışarıya şu an ihracat ürün gidiyorsa, bunda da katkımız kesinlikle gurbetçilerimizin çok ciddi katkısı var. İşverenlerimizin. Bu çok güzel bir şey. En güzel ibadet zaten çalışmak ve üretmek, fayda sağlamak. İşini aynen iyi yapmak. Türkiye'ye geldiniz, Elazığ ve Kuvancılar. Kuvancılar'da da yapmış olduğunuz inşaat sektöründe varsınız. Bunun dışında biliyoruz ki yine bir istasyon açtınız, yakıt istasyonu. Evet. Hayırlı olsun ayrıca. Teşekkür ediyorum. Yakın zamanda olduğu için Allah bol kazanç versin diyeceğim ama yakıtlarla ilgili zamları da söylemeden geçemeyeceğiz maalesef, tabii. Maalesef. Bundan hoşnut olmadığımızın bilinmesini arzu ediyorum. Gerçekten evet. Şimdi Esra Hanım, ben bir konuyu daha istersen yurt dışından buraya geçmeden atlamayayım. Ben bu buyurun anlamda haksızlık yapmamış olmak için söyleyeceğim bunu. Vatandaşlarımızın, yani 4 milyona yani belki de aşkındır vatandaşımız yurt dışında bulunmakta. Adeta bir başarı hikayeleri vardır. Evet. 20-30 sene, kimisi 40 sene, 3. nesile geldik hemen. Evet. Gidip de orada gerçekten bugünün Suriyelisi olmak ve 3. nesile gelmek öyle kolay olmasa gerek. Bu anlamda şu an artık biz orada Suriyeli değiliz. Bunun bilmesini arzu ediyorum. Çünkü gerçekten burada tabii hükümetimizin de Allah için hakkını teslim edelim. Çünkü biz 30 sene öncesini hatırlıyoruz yani orada. Evet. Şu anki durumu da hatırlıyoruz. Hem ülke olarak sınıf atladık, gerçekten bunu söyleme gereği duydum. Hem de artık vatandaşımız orada gerçekten ciddi anlamda belli yerlere gelmiş bulunmakta, hem ekonomik hem iş alanında. Dolayısıyla artık yerimizi biraz da yeni gelen göçmenler doldurmuş durumda. Gerek bu anlamda isim vermeyelim ama başka başka ülkelerden gelenler bizim adeta 20-30 sene öncemizi andırıyor. Biz artık orada yani deyim yerindeyse birincilikteyiz şu an. Gerçekten bu anlamda ben vatandaşlarımızdan gurur duyuyorum. Cidden bir başarı hikayeleri vardır ve ülkelerine de çok ciddi katkı sunmaktalar. Yeter ki nasıl söyleyeyim? Burada bölmek istiyorum ama sanırım ülkeniz güçlüyse ve arkanızdaysa siz de daha güçlü oluyorsunuz. Esra Hanım, hiç şüphesiz. Yani orada tabii biz iş veren statüsünde olduğumuz zaman kurumlarla ilişkileriniz vardır. Evet. Dolayısıyla ülkenizin güçlü olmadığı zaman kesinlikle önünüze belli zorluklar biz yaşadık diye söylüyorum, evet, zaten. Size muameleleri çok farklı oluyor. Allah o yüzden bu yönde devletimizi daha güçlü kılsın inşallah. Evet. Bu yönüyle de sınıf atlamış bulmaktayız diye değinmeden gurur, geçmek gurur istemem. Verici. Çok teşekkür, evet. Aynen. Gurur duyuyoruz, evet. Kuvancılar, Elazığ ve Kuvancılar'a geldiğinizde burada uzun yıllar, 30 yıl diyorsunuz hani, evet, yurt dışında sonuçta belli bir ekonomik düzey hepsini sağlamış bulunuyorsunuz. Kuvancılar'da ticaret ve geri dönüş nereden hani çıktı, nasıl karar verdiniz? Kuvancılar'da neyi eksik gördünüz ve nasıl bir atılım giriş yaptınız? Evet Esra Hanım, normalde tabii yani orada bizim oluşturduğumuz o altyapıyı görenler, bilenler, hı hı, burada şu an bizi, ya özellikle şahsımı görenler, ya nasıl olur? Yani orada hani şimdi bunu tabii dile getirmekte fayda, evet, var. Orada açacağınız bir iş yeri ile burada açacağınız bir iş yerinin arasında tabii ki ciddi farklar var. Nedendir? Oradaki insanların alım gücü tabii ki yüksektir. Yani evet, bunu kabul etmek lazım. Yani Almanya altyapısıyla da sanayisiyle de belli noktalarda tabii ki cidden yol kat etmiştir. Şimdi bizim orayı bırakıp ülkeye dönmemiz tamamen maneviyata dayanmakta.
Babamız, Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun, babamız çok değerliydi. Yani hemşerilerim iyi bilir. Kuancılara da çok ciddi hizmetleri olmuştur bu arada. Yani biz şu mekanı an ne, cennet olsun. Teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Şimdi tabii şu an bizim ismimiz anılıyor ama ben 1990'da babamın özellikle 1990-95 arasında Kuancılara 8 ve yaklaşık yani 7-8-9 zaten yurt dışına gitmeden ben içindeydim. Yani elinde geziyorduk işte biz o zaman. Şantiyelerimiz vardı. İnşaat sektörü zaten babamız döneminde vardı. Dolayısıyla Kuancılara olan maneviyatımız sadece bizim dönüşümüzden olmamıştır. Buna haksızlık yapmayalım diye geçmişe babamıza. Babam vefat etti Esra Hanım. Yani bir 4 sene önce maalesef kaza sonucu babam tarım sevdalısıydı aynı zamanda. Güzel. Maalesef bir kaza sonucu vefat etti ve tabii ki o zaman bizim dönüşümüz, ben ve abim de oradaydı. İkimizden biri dönmeliydi. Yani bizim aile birliğimiz çok güçlüdür. Bu anlamda ne annemizi yalnız bırakma gibi bir hakkımız vardı o andan sonra, ne de aileyi burada yalnız koymak mümkün değildi. Dolayısıyla tercih ben kullandım. Ondan sonra yurt içine bu şekilde dönüş sağlamış olduk yani. Böyle üzücü bir olayla dönmek nasip oldu maalesef. Döndükten sonra da Esra Hanım, kısa bir zaman sonra biraz kendimizi toparladıktan sonra tabii ben yani 2002'de eğer yurt dışına iş açmışsam Almanya'ya ekonomik olarak katkı sunmuşsam tabii ki burada benim dönüşümle kendi ülkeme bunu yapmamam düşünülemezdi. Dolayısıyla ben bu konuda çok sorumlu davranıyorum. Bir şeylerin tesadüf olmadığına inananlardanım. Yani eğer bizde bir tesadüf ekonomik yok, durum biz. Ekonomik durumumuz var, evet, ise bunu kesinlikle bir yerlere fayda diye vermemiz gerekiyor. İşte ilçemizse ilçemiz, ilimizde ilimiz ise ilimiz, insanlarımıza istihdamsa o. Ha, bunu yapmadığımız takdirde ben zaten kaybedeceğimizi düşünenlerdenim. Allah muhafaza. Dolayısıyla bu konuda çok sorumluyuz. Ailece sorumluyuz. Ve kısa bir zaman sonra döndükten sonra Houseport Yapı Marketi'ni, tabii Ahmet Beyleri ve Abdurrahman Beyleri, Yaşarları ikna etmek kolay olmadı. Ben bu konuda onlara bir teşekkürü borç biliyorum. Onu da söylemiş olayım. Çünkü Houseport Kuancılara açma arzumu dile getirdiğim zaman, ya neden ilçe Abdullah Bey, iller var işte, evet, büyük şehirler var haklı olarak. Ve ben o zaman Abdurrahman Bey'e Kuancılar olmazsa olmayacağını söyledim. Dolayısıyla sağ olsunlar rıza gösterdiler. Yaklaşık 10 bin çeşit ürünüyle Kuancılarımıza Houseport'u kazandırmış olduk. Yaklaşık ciddi ya da şey vermeyelim, ciddi anlamda istihdam aynı zamanda katkı sunuyoruz şu an yapı marketimizde. Çok da güzel gidiyor. Tabii böyle ağır tezgahların, Esra Hanım, biraz zamana ihtiyacı var. Şimdi bizim insanımızı ben bazen bakıyorum, hemen açayım ve birinci ayda hemen para bekliyor. Evet. Kesinlikle hata, özellikle bu tür ağır tezgahların kesinlikle zamana ihtiyacı var oturması için. Sabırlı olmak gerekir. Biz de bu sabrı zaten tecrübemizde var. İlk sene bir de şöyle bir şanssızlığımız da oldu. Onu da dile getirmiş olayım. Döndükten sonra işte maalesef deprem. Pandemi. Ondan sonra bir de mevcut şu an bütün dünyada olduğu gibi ülkede de ekonomik, evet, bir kriz var. Maalesef. Ama buna rağmen ben burada, burası çok önemli. Buna rağmen Houseport Yapı Marketimiz geçen sene çok ciddi Kuancılar'da gelişim göstermiştir. Başarı göstermiştir.
ilçemizin gerçekten en büyük iş yeridir. İlçemize katkı sunuyor. Ve bu sene de inşallah tabii geçen hafta malumunuz petrol ofisimizin açılışını yaptık. Büyümeye devam ediyoruz. İnşallah bu şekilde devam eder diye temenni i̇nşallah ediyorum. Peki bütün bunlarla beraber yapmış olduğunuz Kuhancılar'da ilçemizde başka iş alanlarınız var mı? Ve geleceğe dönük de planlamalarınızın içinde ne var? Tarım dediniz. Biz biliyoruz ki tarım gerçekten pandemi sürecinde de gördük. Evet. Dünyada her şey duruyor ama gıda ve tarım, hayvancılık durmuyor. Çünkü önce insanların ayakta kalması ve yaşaması gerekiyor. Temel ihtiyaç ise tarım ve hayvancılıktır. Tarım hiçbir zaman için bitmemesi gereken ve evet, bir ülkenin aslında biliyoruz ki ayakta tutan ayaklarından biri. Görmüş olduk. Bunu biz, biliyorduk ama yaşayarak da evet, evet, tecrübe etmiş olduk. Evet. Az önce salça fabrikası dediniz, domates dediniz. Bir yerde gıda üzerine bir yerde fabrika açmışsanız orada o ürün yoksa, toprağa da elverişliyse zaten yetiştirilmesi gerekiyor. Evet. Fabrikanın ürünün olduğu yere. Burada tabii ki hem fabrikada ciddi bir istihdam. Onun dışında aslında bölgeden göç varsa göçü geriye çekmiş oluyorsunuz. Tarıma devam diyorsunuz. Farklı sektörlerde arayış olanları veya gençlerimizi aynı şekilde tarıma da teşvik etmiş oluyorsunuz. Çünkü diyor ki ben üreteceğim, alıcısı hazır yanı başımda. Evet. O yüzden daha fazla üretebilirim. Evet. Tarımla ilgili de var mı? Şimdi Esra Hanım, tabii tarımın kıymetini şöyle, biz 20 senedir gıda sektöründe olduğumuz için evet, aslında tarımın ne kadar önemli olduğunu gerçekten ben şahsen farkındayım. Hı hı. Ülkemizi aslında şey, yani tabii büyüklerimizi incitmeden bir şey söyleyeyim. Evet, savunma sanayi doğrudur. Evet. Çok evet, önemli. Evet, altyapı önemlidir. Evet, ulaşım önemlidir. Evet. Ama gıda olmazsa bunların hiçbiri bir şey ifade etmez. Dolayısıyla ülkemiz bu yönüyle gerçekten çok zengin. Yani tarıma elverişli açısından. Büyüklerimizin, ben haksızlık da yapmayayım da, ama en azından bugün için ya da gecikmemeksizin, bu orantı neyse, %50 sadece varsayım olarak söylüyorum, %100'e dönmemiz lazım ve tarıma endeksli, tarıma dönmemiz gerekiyor. Bizim yaklaşık tarımla uğraşıyoruz zaten. Bizim tarımla da şeyimiz, durumumuz, münasebetimiz devam ediyor. Yaklaşık 400 dönüme yakın arazimiz zaten var. Bunlar her sene ekiliyor. Ondan sonra ülke ekonomisine kazandırılıyor. Ama sorun şu Esra Hanım. Şimdi ben şahsen bu kadar dönüm arazi ekiyorsam, inşallah yanlış rakamı yanlış telaffuz etmemişimdir. Ben bu kadar tarımı, bu 400-300 fark etmiyor. Şunu demek istiyorum. Eğer ben bu kadar tarım ekiyorsam tabii bunun bir karşılığı olması lazım. Burada hata her neredeyse. Ben şahsen örneğin geçen seneden bana arkadaşlarım rakamları getirdiği zaman gerçekten hiç de hoşnut kalmamıştım. Bu kadar emek, bu kadar iş yükü, bu kadar toprak sevdasının karşılığı bu olmamalı diye düşünüyorum. Onun için devlet büyüklerimizin buna kesinlikle hak ettiği üreticiye değeri, desteği, maddi, manevi her neyse vermesi lazım ve bizim gerçekten dediğiniz çok doğru. Tarıma kesinlikle %100 yüz çevirmemiz gerekiyor. Bugün gene markete hanımefendiyle gittik, hanımla beraber. Gerçekten domatesin kilosu 25 lira yani. Yani gerçekten şu sezonda Allah yardımcısı olsun tabii insanımızın, gerçekten zor bir durum. Üretmezseniz tabii ki o domatesi 25 liraya yersiniz. Dolayısıyla bir an önce bizim gerçekten üretirsek ucuza yeriz diye düşünüyorum. Evet, değişen dengeler var. Biliyoruz ki dünyada da, ülkemizde de. Burada her zaman şunu söylüyoruz. Sorumluluk ekonomik olarak güçlü olan, istihdam sağlayan iş insanlarımız ve aynı şekilde tabii ki devletimizin de vermiş olduğu destekle beraber hareket etmiş olması. Tarımla ilgili de dediğim gibi tekrar vurgulamak istiyorum. Baktığımız zaman bölgesinde fabrikaları olan yerlerde tarım daha canlıdır.
daha uyguna tüketilir. Evet. Burada biraz daha sizlerin de öncülüğünde açılacak olan daha büyük işletmeler, biliyoruz ki o bölgedeki insanları da ona teşvik edecektir. Çünkü bir kalem aldığınızda fiyatı örnek veriyorum 10 liraysa 20 tane kalem aldığınızda onun fiyatı 7 liraya kadar düşebiliyor. Kesinlikle. Orada da birazcık daha iş sizlere de düşüyor. Esra Hanım haklısınız. Tabii ki bunu yapacak olanlar işte tarla sahipleridir. Evet. Ama dediğim gibi burada sadece üreticiyle iş bitmiyor. Evet. Kesinlikle gübrenin maliyetleri önemlidir. Mazotun maliyeti az önce konuştunuz. Evet. Petrol ofis sahibi olmama rağmen hiç memnun değilim o fiyatlardan. Vatandaşlarımız adına memnun değilim yani. Kesinlikle bunlar eğer bu kadar yakıtta fiyatlar bu boyuttaysa, gübre bağlıysa, ondan sonra araç gereç işte yüksek maliyetler varsa tarım zaten o şekilde para bırakmıyor. Dolayısıyla maliyetlerin düşmesi lazım. Bizim nasıl savunma sanayisinde o iradeyi gösterdikse, hı hı, yani nerelerden nerelere getirdiyse ülkemiz, gene ulaşımda gene altyapı sektöründe, tarıma da ben inanıyorum ki %100, az önce dediğim konu, %100 oraya hepimizin yüzünü çevirmemiz gerekiyor ve ben başaracağımıza inanıyorum. Ülke insanımızın, evet, iş sahiplerimizin bu konuda gerçekten başarılı olduğunu, herkesin düşünüyorum. Herkesin elini birazcık taşın altına hep bırakmasıyla tabii burada, inşallah çok daha güzel olur. Kesinlikle. Yani bu vatandaş artı devletin el birliğiyle, evet, yönelmesi gereken bir durumdur diye düşünüyorum. Pandemiyle beraber de aslında çok da güzel şeyler yapılmaya başlandı. Gerçekle karşılaşılınca yaklaşık olarak son 8-10 dakikamız gibi bir süremiz kaldı. Zaman nasıl da. Evet. Evet. O yüzden bir diğer konuya geçmek istiyorum. Süremiz azaldı. Bunlarla birlikte inşaat sektöründe de varsınız, kovancılarda. Evet. Bunlar devam edecek mi ve planlamalarınızda neler var? Programın sonuna doğru yaklaşırken toparlayacak olursak izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Şimdi Esra Hanım, yapı sektöründe geçen sen, ben biraz hedefi olan insanım. Yani bu konuda mütevazi olmak gerekmiyor. Biz geçen sene 100 daire hedefimiz vardı. Evet. Allah'a çok şükürler olsun. Bunu da başardık. Tabii ki değerli kardeşlerim Muhammed Köse ve Burhan Köse, keza Abdul Samet Köse kardeş. Biz de aile birliğimiz mevcut. Sırt sırta verdik. Mahcup olmadan bu işi meydana getirdik. İnsanlara büyük bir oranda da teslim ettik. Devamına gelince, devamını arzu ediyoruz ama ben bu konuda biraz yani şikayetçi olmayayım ama şöyle bir sorunlar yaşıyoruz. Şimdi ben bakıyorum, eğer az önce tarımda o örneği verdik, yapıda da aynı örneği verebilirim. Bizim istisnalar hariç, ben tamam ilçeye bağlıyım, 100 dairemi yaparım, sene de yaparım ama bir kişiyle olacak bir iş değil bu. Bizim bütün müteahhitleri orada, yani onlara aynı zamanda yani bu insanın, müteahhitin kazanması lazım ki ilçede dursun. Yani ile gitmesin ya da başka şehire gitmesin. Evet. Hepsi ilçenin halkaları sonuçta. Dolayısıyla ben bu konuda belli sorunlar görüyorum. Yani imarda ciddi sorunlar görüyorum. Çünkü A mahallesinde de iş yaptık. B mahallesinde de gördük. İş yaptık. Bu imar kat farklarının gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Altyapıda gene sorunlarımızın olduğunu düşünüyorum. Devlet, yani bürokraside kim temsil ediyorsa artık, isim vermemek için söylüyorum. Bizim iş sahiplerimizin de ilçede kalmasına yönelik sorumlulukları vardır kurumlarımızın. Dolayısıyla burada az önce dediğim gibi, burada da aynı şey, birlikte olmak durumunda. Yani iş insanın orada tutma sorumluluğu da biraz kurumlarımıza aittir. Sorunlarına duyarlı olmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Aksi takdirde ben bunu üzülerek söylüyorum, isim de vermemek için söylüyorum. Maalesef birkaç müteahhitimizin özellikle, gene keza farklı sektörlerde de
ile yöneldiklerini görüyorum. Burada bu sebeplere inmek lazım. Bu insanları çağırıp bir dinlemek gerekir diye düşünüyorum. Nedenlerine bakmak lazım diye düşünüyorum. Programımızın son 5 dakikası. Abdullah Bey, sorduğumuz bir soru var. Genelde iş insanlarına da yöneltiriz bu soruyu. Siyaset düşünüyor musunuz? Evet, merak edilen soru şimdi Esra Hanım, gerçekten ben şahsen düşünmüyorum. Ama bu yönde çok ciddi taleplerin olduğunu biliyorum. Her gün duyuyorum. Neden uzak durduğumu ifade edeyim. Yani aslında siyaseti sevmiyor değilim, seviyorum, evet. Uzak da değilim ama şöyle sorunlar görüyorum. Örneğin belediye seçimlerine Esra Hanım daha 2 sene var. Düşünebiliyor musunuz? Bugünden yerel seçim konuşuluyor şu an ilçede ve bir sürü de adayımız var. Allah eksik etmesin, o ayrı bir konu ama zamanın değerli olduğunu ben düşünüyorum. Evet. 2 sene varken bugünden belediye seçimini konuşmak zaman kaybı diye görüyorum. Evet, zamanı gelince durumlar değişirse niyet gösteririz. Ben bunu illa kestirip önünü kapatmıyorum ama 2 sene daha seçimlere varken bugünden ben niyet belirtip ondan sonra insanları yanlış... Genel seçimlerimiz de var ama genel seçimlerimize de çok az bir süre kaldı. Evet. Ve yavaş yavaş da seçim çalışmaları başlayacak. Şimdi zaten o yüzden yerel seçimler olmadan belediye seçimlerini konuşmak ne kadar anlamsızsa yani o zaten konu da yine oraya bağlanıyor. Çok erken. Siyaset olabilir ama bugün için daha erken diye düşünüyorum. Daha çünkü tamam, ilçeye geçmiş. Yapacaklarımız var. Önümüze projelerimiz var. Evet, program yetmedi. Gerçekten çok da hızlı akmış. Çok teşekkür ediyorum. Gerek Ayhan Polat Beyefendi'ye, gerek Arif Bey, Arif Çakmak gelen yayın yönetmeni ve siz ve yine bütün Kanal 23 ekibine ayrıca çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir ağırlama oldu. Zaman nasıl geçti onu bilemedim. İnşallah devamını yapacağız diye temenni ediyorum. İnşallah. Eğer siz de memnun kaldıysanız tabii. Tabii ki. Esra Hanım, siyaseten herhalde cevabı yeterli buldunuz bilmiyorum. Zaman gösterecek dediniz. Anladığım bu. Sanırım izleyicilerimiz de öyle anlamıştır. Henüz daha süre var ve zaman gösterir diyorsunuz. Hayırlısı olsun her şeyden önce. Aynen, şimdi daha 2 sene var, zaman çok değerli. Zaman evet. Her şeyden çok değerli. Dolayısıyla ben bir yerel seçimleri görelim. Ondan sonra yerel seçimlere kadar bizim de yapacaklarımız var. Gerçekten çok ciddi ilçe için, ilimizde gene Elazığ'ımıza da yönelmemiz evet, söz bu da konusu. Bir hizmet zaten. Aynen. Bakalım zaman bize ne getirir diye görelim. Ondan sonra Mevlam ne eylerse hayır eylesin inşallah hakkımızda. İnşallah. Eğer taleplere karşılıksız kalacağımız düşünülmesin tabii. Bu konuda kimseleri kırmış ya da incitmiş olmayalım. Ama dediğim gibi yerel seçimler ve biraz daha zamana ihtiyaç var. Bu soruları cevaplandırmak için diye düşünüyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz ben geldiğiniz için. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun. Bütün izleyicilerimize de bizi izledikleri için, sabırla dinledikleri için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgili izleyiciler, Bir Bunu Konuşalım programında daha görüşmek üzere. Herkese mutlu akşamlar, huzurlu, sağlıklı, güzel bir hafta sonu diliyoruz. İyi akşamlar.